Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı nefes kesen aksiyon ve dövüş sahneleri ile adından söz ettiren seri ilk olarak 2014 yılında izleyicilerle buluştu. Ve biz de sizlere bu videoda John Wick filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. John Wick filminin ilk versiyonunda adı Scorn olarak geçiyordu. Serinin yönetmeni olan Chad Stahelski, The Matrix serisinde Neo karakterini canlandıran Keanu Reeves'in dublörüydü. İlk filmin yönetmenlerinden David Leitch ve Chad Stahelski, Matrix serisinde dublör koordinatörü olarak görev almış ve etkileyici dövüş sahnelerinin hazırlanmasında büyük rol oynamışlardı. Serinin orijinal senaryosunda John Wick, 60'larının ortasında şu anki haline göre daha yaşlı bir karakter olarak yazılmıştı. Yapımcılar bu nedenle daha yaşlı bir aktörün oynamasını düşünmüşlerdi. Ancak Thunder Road Pictures'ın başkanı bu fikre olumsuz yaklaşmış ve bunun yerine gerçekten yaşlı olmayan ama sinema dünyasında iz bırakmış deneyimli birini aramaya karar vermiş. John Wick'in hikayesinin esin kaynağı, sinemaya uyarlanan Lone Survivor romanını yazan eski Amerikan deniz komandosu Marcus Luttrell'in Afganistan'daki görevi bitip Amerika'ya döndükten sonra yaşadığı bir olay. Luttrell'in adını Desi koyduğu yavru labradoru vardı. 1 Nisan 2009 günü gece saat 1 sularında Luttrell bir silah sesiyle uyanıyor ve 4 kişinin arabayla uzaklaştığını görüyor. Köpeği Desi'nin yaralanmış bir şekilde yattığını görüyor. Luttrell 9 milimetrelik tabancasını alıp adamları polis yakalayana kadar kamyonuyla 4 ilçede kovalıyor. Luttrell ile alay edip onu öldürmekle tehdit eden adamlar yaptıklarından dolayı hiç pişmanlık duymadıklarını gösteriyorlar. Sonrasında hayvana eziyetten dolayı mahkum ediliyorlar. Luttrell sonrasında onları bağışladım çünkü yeterince insan öldürmüştüm ifadelerini kullanmıştı. Eşinin son hediyesi Daisy'nin John Wick'i uyandırdığı sahnelerde Keanu Reeves'in yüzüne pastırma yağı sürülmüş. Böylece köpek kokuyu alıyor ve uyandırma sahnesi rahatlıkla çekiliyormuş. John Wick'in sırtındaki dövmede Latince "Şans cesurdan yanadır" yazmaktadır. Keanu Reeves, film boyunca çekilen sahnelerin %90'ında dublör kullanmamış. Ayrıca Keanu Reeves, film için atış ve dövüş sanatları eğitimi almış. Eddie karakterini canlandıran Bridget Regan ve Victor karakterini canlandıran Toby Leonard Moore, John Wick film serisinden önce White Collar isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Filmde John Wick'in uyandığı ve Rusları evinde bulduğu sahne, aslında Keanu Reeves'in 2014'te başına gelen bir olayla birebir benzerlik göstermektedir. Evine fanatik bir hayranın girdiğini fark eden Keanu Reeves, onu sakinleştirmek için bir süre konuşmuş ve bulduğu ilk şansta da polisi aramış. Kısa bir süre sonra da bu kişi tutuklanmış. Keanu Reeves, gece kulübünde kavganın gerçekleştiği sahneyi çekildiği gün öğrenmiş ve ezberlemiş. Ayrıca yönetmenden alınan bilgiye göre, aksiyonun en üst noktaya vardığı gece kulübündeki dövüş sahneleri çekilirken Keanu Reeves gripmiş ve yüksek ateşine rağmen çekimlere devam etmiş. Viggo karakterini canlandıran Michael Nyquist, filmden 3 yıl sonra yani 2017 yılında hayatını kaybetmiştir. Serinin yaratıcısı Derek Kolstad'ın büyük babası John Wick, filmin adı ve karakter adı için bir ilham kaynağı olmuştur. Karen karakterini canlandıran Lance Reddick, Evie karakterini canlandıran Dean Winters ve Harry karakterini canlandıran Clark Peters, John Wick film serisinden önce Oz isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Filmdeki bir sahnede bilgisayar oyunu oynayan kişinin ekranının sağ üst köşesinde Neo yazısını görmekteyiz. Bu da Keanu Reeves'in oynadığı Matrix serisine bir göndermedir. John Wick rolü Keanu Reeves'in kariyerinde canlandırdığı ismi John olan 6. karakterdir. Filmde John Wick'in sahip olduğu köpek Daisy film çekilirken 8 haftalıktı. Rotten Tomatoes ve IMDb verilerine göre bu filmde John Wick 77 kişiyi öldürmüştür.